Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz Sözler Risalesi okumasında da beraberiz. Orada da 10. sözdeyiz. Namı diğerle Haşir Risalesi'ndeyiz. Haşir Risalesi'nde de 7. hakikatin artık inşallah finalindeyiz. Hep 3 gündür 4 gündür finalindeyiz diyoruz ama final yapamıyoruz. Mübarek bizi bırakmıyor. Bakalım bugün bırakacak mı? Azat ederse yani. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle bugün 7. hakikatle vedalaşmayı düşünüyoruz. 7. hakikat hemen ilk cümlesini hatırlarsak bize diyordu ki babı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Ne demekti bu? Yani babı hıfz ve hafiziyet gireceğimiz kapı, haşir akidesini anlamak için kainatın bakacağımız penceresi bu sefer neresi olacak? Saklanma, koruma, arşivleme, iz bırakma, imzalama, İlm olarak derc etme, amel olarak saklamak gibi birçok fiili içinde anabileceğimiz bir hakikate işaret ediyor. Nedir o hakikat? Hafiziyet hakikati. Cenab-ı Hak bu kainatı hıfz üzere yaratmış. Bu ne demektir? Yani her şeyi her şeyde saklanıyor, muhafaza ediliyor, imza bırakıyor. Ben burada vardım, şunları eyledim diye notlar aldırıyor. Bunu kainatın her yerinde, her parçasında görebiliyoruz. Bu bir kanun. Bu külliyetli bir kanun. Bütün kainatta tecelli eden, bütün varlıkta tecelli eden ve kaynağı da elbette vahdet sahibi olan, Allah olan, el-hafiz olan bir kanun. Yani Cenab-ı Hak el-hafiz olduğu için, muhafaza eden olduğu için, kainatta da o isminin tecellisi her şeyde kendine göre, kendi türüne, üzerindeki hakim diğer isimlere veya onun var ediliş şekline göre tecelli ediyor. Mesela işte bitkinin hafiz, el-hafiz ismindeki karşılığını tohumundan okuyabilirken, tabii bir veci tohumu, daha çok vecihleri var, insanı da yavrusundan okuyoruz mesela. Bakıyoruz yumurtalı hayvanlarınki yumurtalı oluyor. İşte memeli hayvanlarınki doğurganlıkla oluyor. İşte meyveliyle oluyor bitkininki. Belki cansızların da bu türden bir hafızası var ki aktarıyorlar birbirlerine. Şu an belki bilim bunun farkında değil ama gün gelecek diyecek ki bize evet. Cansızlarda da bir hafıza var. Mesela çok ibretamiz bir belgeseldir. İnternette görürseniz izleyin arkadaşlar. Suyun hafızası diye bir şey var. Başlığı da buydu galiba, belgeseldi. Suyun hafızası. Konusu neydi derseniz, diyor ki adamlar, su kendisinde olan özellikleri hatırlıyor daha önceden. Ne demek? Mesela suya ilaç kattınız, ağrı kesici kattınız. Sonra da o suyu süzdünüz. İçindeki ağrı kesici kalmayacak şekilde. Su yine de diyorlar o şeyi hatırlıyor, şifa verme özelliğini. O ağrı kesici olmayan suyu içseniz bile ağrınız kesiliyor diyorlar. Tabii bu daha araştırmalar üzerine süren bir şey. Ama ilginç bir belgesel, yani kafa açan bir belgesel. Yine öyle tabir edeyim. Tavsiye ederim, YouTube'da falan görürsen izleyin. Suyun hafızası diyorlar. Başka mesela toprağın hafızasından bahsediliyor. Gene Cemal Saydam Hoca'nın Havadan Tozdan kitabında bahsi vardı. Mesela diyor ki Afganistan toprağı sahra tozuna göre daha işte demir oksalat falan filan bu açıdan mineraller açısından daha zenginmiş. Ama diyor mesela Anadolu'daki tohuma Afganistan'daki toprağa gösterdiğiniz zaman tohum toprak birbirini tanımıyor diyor. Bak minerali var ama diyor hafızasında öyle bir toprak yok diyor. Ama sahra kumunu tanımış diyor. Sahradan gelen kumlar yağmurla Anadolu'ya geldiği için sahra kumuna ektiğiniz zaman diyor çok iyi sonuç alıyorsunuz. Mineral bakımından daha zengin olmasına rağmen Afgan diyor toprağı bizim yerli tohuma tanımadık geliyor diyor. Yani bu ne? Ben bunu daha yeni gördüm gibisinden bir hafıza olayından
O da toprak adına bahsediyor Cemal Saydam Hoca Havadan Tozdan kitabında. Daha bunun gibi çok ince şeyler var. Bitkiler dünyasında, işte hayvanlar dünyasında hatırlıyor yani. Bitkiler bile hatırlıyor. Geçmiş tecrübelerine sahipler. Biz şu an onu derk edemiyoruz ama belki onu besleyip büyüten insanı bile diğerlerinden ayırabiliyor bitki. Onun da bir hafızası var. Elhasıl El-Hafiz isminin tecellisi varlığın her bir köşesinde kendine göre farklı suretlerde de olsa görünüyor. Onların tamamının kanuniyet olarak ismi Hafiziyet Kanunu. Cenab-ı Hakk'ın hafiziyetinden geliyor bu da. İşte onların baktığı isim de hangi isimlerin tecellisi dersek El-Hafiz ismi ve Er-Rakib ismi, yani Cenab-ı Hakk'ın gözetleyiciliği, elbette böyle bir saklayıcılık, gözetleyicilik de ister diyoruz biz. Onu da daha önce izahını yaptık. Tekrar girmeyeyim, dersin süresini çalmayayım diyorum. Pekala, 7. hakikat böyle bir cümleyle başlıyordu ama asıl bizim Risalemizin, Haşir Risalesinin, gözümüzün nurunun başındaki göz nuru ayet neydi? Onu bir hatırlayalım tekrar. Suretlerin en başına kadar gidelim. Bakınız, az mesafe almamışız. 82. sayfadan 120. sayfaya gelmişiz. Maşallah. Kendimize bir maşallah diyelim ya. Hatta 121. sayfa. Oraya kadar gelmişiz 83'ten. Tabi Risale'nin başına bakarsak daha uzun mesafe aldık. Daha Haşir'de de epey bir mesafe almışız. Estağfirullah. Haşir Risalesi 2 ayeti kerime ile başlıyor. 1. ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim hep diyoruz ki insana bütün kapıları açan ayet. Neden Kur'an'da her sure Bismillahirrahmanirrahim ile başlıyor? Çünkü varlık da Bismillahirrahmanirrahim ile başladı. Eğer Cenab-ı Hak bilinmek isteyen gizli bir hazine olmayaydı, rahmeti, rahimiyeti böyle iktiza etmeyeydi, onu hiçbir şey mecbur edemezdi yani insanı yaratmaya. Neden yaratsın, neden ikram etsin, neden bağışta bulunsun? Kim onu buna cebredebilir, haşa? Kudreti sonsuz, iradesi sonsuz, ilmi sonsuz. Elbette ne ihtiyacı vardı ne de mecbur edilebilirdi o insanı yaratmaya, alemi yaratmaya. Ancak Rahman ve Rahim olduğu için, yani onun kemali iktiza ettiği için Cenab-ı Hak bizi yarattı, bizi lütfetmek için yarattı. Kemalini böyle de gösterdi. Bu açıdan Bismillahirrahmanirrahim anlattığı hakikatle diyor ki, ya varlığın başlangıcı bununla olduğu gibi her bir ayetin başlangıcı da buna bağlı. Sen Bismillahirrahmanirrahim'i kuşanırsan ondan sonra okuyacağın ayetler sana açılacak. Kur'an'da biz böyle yapıyoruz değil mi? Hep mutlaka Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Veya her hayırlı işin başı birinci sözdeki ifadesiyle Bismillah diyoruz. Ayağımızı otobüse atarken, işte başka bir mekana girerken, hayırlı bir işe başlarken, hayırsız işte olmaz böyle şeyler. Bismillah diyoruz. Neden Bismillah diyoruz? Çünkü onun hakikati bu isimle tamam olacak. Bu ismin, Allah'ın isminin yanımızda olduğunu şuuruyla olursa bu iş tamam olacak. Bir, iki, zaten o işin tamamlığı da başlangıcının hatırlanmasıyla mümkün. Yani o iş bize asıl suretini başlangıcıyla sonu beraber düşünülürse gösterecek. İşte başlangıcı bizim için Bismillah, müminler için Elhamdülillah. Elhamdülillah sonu, pardon. Elhamdülillah arada söyledim ama onu başka bir niyetle söylemiştim. Yani başlangıcımız Bismillah, ahirimiz Elhamdülillah. Bizde her şeyin başı ve sonu bu olduğu için bu ikisini söylediğimizde o şey tamam olur. Bu ikisini söylemediğimizde o şeyi biz yarım algılamışız anlamına gelir. Bismillah düşünmedin, ahirinde Elhamdülillah aklına gelmedi. O şey yarım kaldı. Yarım kaldı, sen onun vücuduyla tam muhatap olmadın demektir bu yani. Başta Allah'ın adıyla anacaksın. Ahirinde de bütün övülecek şeyleri, hamdleri Allah'a bırakacaksın. Sahibine iade edeceksin. Böylece o şey sendeki hikmetini eda etmiş olacak. 2. ayet-i kerime de Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. Fendur ila asari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike le muhil mevta ve huve alâ külli şeyin kadir. Kısa bir meali şu şekilde verilmiş söz basımda. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor.
Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayet bu. Rum suresinin 50. ayeti. Daha meal düzeyinde bu ayetle muhatap olduğumuzda fark ediyoruz ki, hep tekrar ediyorum ama kusuruma bakmayın, asıl akılda kalması gereken bu yani. Biz bu Risale'yi niye okuyoruz? İşte bu ayeti anlamak için. O yüzden ne kadar altını çizsek, vurgu yapsak faydası var. Daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda görüyoruz ki, baharda haşri anlamaya bir kolaylık var, bir delillik var, bir ayetlik var, bir perspektif var, bir pencere var. Nedir? Orada da bir şey oluyor, haşirde de o olacak. Biraz daha arkasına gidiyoruz. Nedir? O da ancak Allah'ın rahmet eseri olarak bakarsak gözükecek. Yani kainata böyle nötr bir halde baktığınız zaman size bu yüzünü göstermez. Allah'ın rahmet eseri olarak baktığınız zaman o oluşlar açıklanır. İşte nasıl ki söyledik, varlığın varlığa çağrılması, hiçbir ihtiyaç yokken yokluğun varlığa ihtiyacı mı var? Yokluğun niye varlığa ihtiyacı olsun? Yok zaten yok. Onun muhtaç olduğu bir şey de yok. Yani yok anlamında söylüyorum. O zaman varlığa ihtiyacı yok yokun. Biz varlığa nasıl geldik peki? Demek ki bir var bizi varlığa çağırdı, lütfetti, kerem etti. İşte aynı perspektifte buraya dönelim. Bismillahirrahmanirrahim'le bakmasına başladın mı? Başladın. O zaman kainata da rahmet eserleri olarak bak bakalım bir. Orada neler göreceksin? O zaman görüyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın bir baharda bir değil, on değil, yüz değil, milyon tane canlıyı, türü tekrar ikram etmek üzere varlığa davet etmesi, bunu iktiza eden rahmeti yine iktiza eder ki o kemal, o güzellik, o cemal, o tabirine dilimizin, gücümüzün, kalbimizin yetmediği o latiflikler, o latif manalar yine iktiza ederler ki insan türü de varlığın değerlisi de kıymetlisi de kendi kışında, yokluğunda, karanlığında kalmasın, tekrar varlığa çağrılsın, tekrar ikram edilsin onlara. Karıncalara ediliyor, sineklere ediliyor, işte kuşlar göçmüş gitmişti, tekrar geliyorlar. Ağaçlar solmuştu, tekrar yeşeriyorlar, bak çiçekler açıyor vesaire. Allah tekrar tekrar lütfeden olduğunu gösteriyor buradan. Tekrar tekrar affeden olduğunu gösteriyor buradan. Tekrar tekrar yaratan olduğunu gösteriyor buradan. Bu tekrardan biz niye mahrum olalım? İnsanoğlu, bir kendine bak, bir varlığa bak. Sor ya, sen niye mahrum olasın? Bu kanundan sen niye hariç olasın yani? Allah seni niye hariçte tutsun? Ne özelliğin var senin? Burada Bediüzzaman Hazretleri çok kıyaslamalar yaptı. Dedi ki bize, ya sen ki bu kadar varlığa karışıyorsun, ortalığı birbirine katıyorsun, tasarruf yetkin şu kadar geniş, iraden böyle var, cüz-i irade verilmiş sana, emanet verilmiş, hilafet verilmiş. Mübarek yani onlara sorulan hesap sana sorulmayacak mı yani bu kadar yetkiye rağmen? Halbuki biz biliyoruz dünyevi işlerimizden yetki ne kadar çok, hesap o kadar fazla. Müdürün hesabı ona göre, onun üstünün hesabı ona göre, CEO'nun hesabı kendisine göre. Hani bir yerde vardı, tüzel kişilik kimin üzerindeyse devlet hesabı ona sorar mesela. Çünkü sahip o. Yetki onda, sorumluluk da onda, hesap da ona sorulacak. Bu açıdan insanoğlu yani diğer varlığa kendisini kıyasladığı zaman onların neşrettiği amel defterlerini görüp düşünmeli yani, ya böyle bir Allah, her baharda varlığın ifadesini tekrar alan Allah, tabiri caizse bitkilerin, ağaçların, böceklerin, kuşların ifadesini tekrar alan Allah, tekrar tekrar nasıl geçirdiniz geçtiğimiz baharı, ne durumdasınız, ne haldesiniz, amelleriniz nedir, neler sakladınız sinenizde soran, tohumları çatlatan, baharı tekrar yaratan Allah, elbette insanoğluna da bir kendi baharını yaratıp soracak yani. Sen ne yaptın bakalım o önceki hayatında? Seni biz ekmiş idik, nasıl yetiştin acaba? Nasıl dal budak saldın? O zamanlar iyi değerlendirdin mi seni ekmemi? Sana verdiğim suyu iyi değerlendirdin mi? Sana gönderdiğim güneşi iyi değerlendirdin mi? İnsanın ki toprak, güneş, su ne ki? İnsanın bundan başka nice ne çok ne çok ilhamlara, rızıklara, ne diyelim yardımlara mazhariyeti var.
rububiyetin en geniş dairesi demeyelim hadi, en geniş dairesi bütün varlığı kapsar da en merkezinde insan var yani. İnsanın edildiği terbiye hangi canlı yaşıyor? İmtihana maruz kalan insanoğlu ve cinler. Evet, buradan rahmet üzerinden bir okuma yaptık. Sonra dönüyoruz, bir de kudret diyor burada ayette bize. Kudret üzerinden de bir şey yapmamız lazım. Ona da bakınca görüyoruz ki ya baharda 1, 2, 3 değil 10, 100, 1000, milyon canlıyı tekrar varlığa döndüren Allah'ın kudretinden niye uzak olsun ki insan türünü de haşirde tekrar diriltemesin? Haşa, biz onu tenzih ederiz diyoruz bundan. Gözümüzün önünde dağları yerinden oynatıyor. Gezegenler yaratıyor, yok ediyor. Öyle bir Allah'a insanoğlu nasıl kendi yaratılışı üzerinden bir aciz iddiasında bulunur da çürümüş kemikleri kim diriltecek, Velid bin Mughire gibi hani Kur'an'da geçer bir ayet olarak da almış böyle atalarından birisinin kemiğini böyle ufalamış. Ya çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen diriltmeyeceksin işte. Sen diriltmeyeceğin için onu bilmene gerek yok. Onu Allah diriltecek. Ayet-i kerime de ona cevap veriyor. De ki ona diyor, ilk önce kim yaratmışsa o diriltecek. Senin bilmen gerekiyor mu var olman için? Yani senin cahilliğin bir şeyin olmamasını iktiza ediyor mu? Böyle bir ilgi var mı zaruret ilişkisi? Yok. Ben nasıl yaratıldığımı bilmiyorum. Bir insan nasıl yaratılır bilmiyorum. Bütün bilimime, ilmime rağmen daha balın, yani o bildiğimiz balın sunisini yapamıyorum, sunisini. Yaptığım bala benzemiyor, ne tadı benziyor ne şeyi benziyor yani. Sahtesi belli oluyor, vücutta alarm veriyor bu sahte diye. Her ne yapsak gıda olarak sahte, vücut alarm veriyor. Bu diyor doğal değil, bu bana dokundu. Yağından, balından, şundan bundan, bütün gıdalardan sayın siz onu. Şimdi böylesi bir durumda biz onu yaratamazken buraya nasıl geldik ya? Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu konuşuyorduk. Yine oraya dönelim o zaman. Cenab-ı Hakk'ın bu kadar varlığı yokluktan varlığa çağırması, ondaki kudreti yine imkan veriyor ki insanoğlu da kendi yokluğundan varlığa çağrılabilir. Bunun için bir zorluk yok, bir şey yok. İşte orada örneğini verdik. Biz daha balın şunun bunun taklidini yapamıyoruz. Bizim cahilliğimiz ama gerçek balın olmasına imkansızlık şey yapmıyor. Ya biz balın nasıl yapıldığını bilmiyoruz. O zaman bal diye bir şey yoktur. Böyle saçma sapan bir felsefe üretmiyoruz. Böyle bir mantık kurmuyoruz. Diyoruz ki bilmememiz olmamasını iktiza etmez. Bediüzzaman Hazretleri'nin Kader Risalesi'nde iradeyi açıklarken kullandığı cümledir bu. Altını tekrar çizelim. İrade diye bir şey var, biz bunu anlamıyoruz. Ya senin bilmen gerekmez ki. Sen varlığından haberdar ol, tamam. Bilmememiz olmamasını iktiza etmez. Bal nasıl yapılır bilmiyoruz. Bilmememiz olmamasını iktiza etmiyor. İnsan nasıl yaratıldı bilmiyoruz. Bilmememiz yaratılmış olduğumuz inkara sebep olmuyor. Ayet-i Kerime'nin söylediği oydu Velid bin Mughire'ye. Kim ilk önce yaratmışsa yine o diriltecek. Sen ilk yaratılmanı biliyor musun? Yok. Sonrakini de bilmesen olur o zaman demek. Senin bilmen şart değil yani. Velid kardeş. Kardeş diyoruz ama şu an cehennemde çatır çatır yanıyor belki de. Allah Allah. Allah Cenab-ı Hak bizi imanla kabre götürsün arkadaşlar. Gülüyoruz ama zor sınavlar. Bu sınavı en çok kaybettiren şey de böylesi kibir iddiaları. Kendini kıstas alıp, kendi bilmezliğini, etmezliğini, olmazlığını kıstas alıp Cenab-ı Hakk'a bu sınırı taşımak. Dalaletlerin çoğunun kaynağı bu arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinde, sıfatlarında hata ediyoruz. Bilsek bile kendisini, şunu yapamaz, bunu edemez. İşte Abdülaziz Bayındırcılar diyor ya, Cenab-ı Hak geleceği bilmez. Sen bilmezsin. Sen onu söyle. Sen bilmezsin. Allah başka bir şey. Sen değil ki Allah. Haşa. Allah bilir. Allah bilmese bu yaratılış için gerekli olan ilmi biz açıklayamayız. Yani hep diyorum, ayet-i kerime de öyle buyuruyor zaten. Yaratan bilmez olur mu hiç? Yani mealen, kısa bir meali bu şekilde. Yaratan bilmez olur mu hiç? Çünkü bilmek yaratmanın gereğidir. İlim, irade, kudret üçlüsü yaratmanın lazımıdır. Çay yaparken bile ben çay yapmasını bilmem gerekiyor değil mi öncesinde?
Bu benim için önce bilgisi. Çünkü ben zamanın içinde bir mahlukum. Bir de zamanın kayıtlarından azade elbette. Zaman Allah'ın mahluku. Zat-ı Zülcelal'i düşünün. Zaman ötesi bir bilişi olması lazım. Başlangıç, sonuç, önce sonra olmayan bir manzara aladan varlığa bakıyor, biliyor olması lazım. Görüyor, duyuyor olması lazım ki bu yaratış açıklansın. Çünkü benim için bu öncelik sonralık. Ama onun için ezel, ebed, zaman dışı. Benim için bunlar önce oluyor, sonra oluyor. Ben bilemiyorum sonra olanı. Çünkü ben yaratmıyorum zaten. Şimdi işte Beşiktaş'ın maçı var şu an. Beşiktaş yenecek mi, kaybedecek mi? Bilmem şart değil. Çünkü ben yaratmıyorum onu. Ama yaratacak olan Allah'ın bilmesi lazım. Çünkü o yaratacak. Yani sen yaratmadığın için ilim yükünü yüklenmiyorsun. Bu senin bahanen oluyor. Ama haşa sümme haşa. Cenab-ı Hakk'ı kime verip o ilmi o şeyden uzaklaştıracağız? Haşa sümme haşa. Yani başka birisi bilecek ki o zaman o ilim yükünü o alacak. Cenab-ı Hak haşa ondan öğrenecek. O zaman da nasıl oluyor? İlah başkasından öğrenmiş oluyor. Öğrendiği onun ilahı olur falan falan. Bir sürü tezat şey, ilahlık manasına sığmayan alt çıkarımlar. Böyle bir çukur ki dibine kadar git yani. Devrile devrile altına kadar yuvarlan. Öyle bir çukur bu mevzu. Haşa biz Cenab-ı Hakk'ı bu böylesi insanların beyanlarından tenzih ederiz. Cenab-ı Hak olmuş olacak her şeyi bilir. Kader zaten bunu ifade eder. Varlığın gerekli olan, yokluktan varlığa çıkışı için gerekli olan ilim tarafını bize kader ifade eder. İrade tarafını kader bize ifade eder. Kudret onun üstüne yaratır. Kudret, nasıl da o cümle, şimdi yanlış hatırlıyor olabilirim. Bilenler düzelsin, alta doğrusunu yazsın. Bazen yazan arkadaşlar oluyor, Allah razı olsun, ben bazen yanlış bir şey söylüyorum veya birisinin hatırasını başka birinden aktarıyorum falan. Yorumlarda düzeltenler oluyor. Yapın arkadaşlar, Allah razı olsun derim yani. Yanlış öğretmeyelim. Kudret mastardır, kader mistardır mı diyor? Ya da kader mistardır, kudret mastardır mı diyor? Tam o cümle aklımda kalmadı ama yani kader planı üzerine kudret çalışıyor. Biz böyle bilelim yani. Yoksa kudret neyin üzerinde çalışacak? Kontrolsüz güç güç değildir. Sınırlar olmadıktan sonra o kudret yapmaktan yıkmayı nasıl ayıracak? Bak, sınırları, kalıpları, bilişleri, iradeleri olmadıktan sonra kudret, gelişi güzel o sel, yapmaktan yıkmayı nasıl ayıracak? Ayıramazdı. Evet, çok bu mevzulara şey yaptık, dağıldık, gittik. Asıl konumuza dönelim, 20 dakikayı yedik. Evet, şimdi asıl mevzumuz dediğimiz gibi yedinci hakikatte hafiziyet bahsiydi, hafiziyet bahsiydi. Onun da sonlarına geldik. Yine baştan bir başlayayım ben, tefekkür edeceğimiz yere kadar okuyayım. Zaten az bir şey. Asıl burada bugün bir haşiyeyi konuşacağız ki, benim çok bayıldığım bir metin bu haşiye. Çok güzel bir haşiye, kitap gibi haşiye yani. Asıl onu konuşacağız. Zaten metnimiz bitti, bitiyor. Çok az bir şey kaldı. Büyük kısmı dersin haşiyeye ayrılmış olacak inşallah diye umuyorum. Baştan ama bir okuyayım ki metni de hatırlamış olun. Yedinci hakikat. Bab-ı hıfz ve hafiziyet olup ismi hafiz ve rakibin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki gökte, yerde, karada, denizde, yaş kuru, küçük büyük, adi âli, her şeyi kemali intizam ve mizan içinde muhafaza edip bir türlü muhasebe içinde neticelerini eleyen bir hafiziyet, insan gibi büyük bir fıtratta, hilafet-i kübra gibi bir rütbede, emanet-i kübra gibi büyük vazifesi olan beşerin, rububiyet-i âmmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin, adalet terazisinde tartılmasın, şayeste ceza ve mükafat çekmesin, hayır asla. Evet, şu kainatı idare eden zat her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Nizam ve mizan ise ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Çünkü görüyoruz her masnu,
vücudunda gayet muntazam ve mevzun yaratılıyor. Hem hayatı müddetince değiştirdiği suretler dahi birer intizamlı olduğu halde heyeti mecmuası da bir intizam tahtındadır. Zira görüyoruz ki vazifesinin bitmesiyle ömrüne nihayet verilen şu alem-i şehadetten göçüp giden her şeyin Hafiz-i Zülcelal birçok suretlerini elvah-ı mahfuza hükmünde olan hafızalarda ve bir türlü misali aynelerde hıfzedip ekser tarihçeyi hayatını çekirdeğinde neticesinde nakşedip yazıyor, zahir ve batın aynelerde ibka ediyor. Mesela beşerin hafızası, ağacın meyvesi, meyvenin çekirdeği, çiçeğin tohumu, kanunu hafiziyetin azameti ihatasını gösteriyor. Görmüyor musun ki, koca baharın hep çiçekli, meyveli bütün mevcudatı ve bunların kendilerine göre bütün sahaif-i amali ve teşkilatının kanunları ve suretlerinin timsalleri mahdut bir miktar tohumcuklar içlerinde yazarak muhafaza ediliyor. İkinci bir baharda onlara göre bir muhasebe içinde sahife-i amellerini neşredip kemali intizam ve hikmetle koca diğer bir bahar alemini meydana getirmekle hafiziyetin ne derece kuvvetli ihata ile ceryan ettiğini gösteriyor. Acaba geçici, adi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse alemi gaybda, alemi ahirette, alemi ervahta, rububiyeti âmmede mühim semere veren beşerin amelleri hıfz içinde gözetilmek suretiyle ehemmiyetle zapt edilmemesi kabil midir? Hayır ve asla. Evet, şu hafiziyetin bu surette tecellisinden anlaşılıyor ki şu mevcudatın maliki, mülkünde cereyan eden her şeyin inzibatına büyük bir ihtimamı var. Hem hakimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder, hem rububiyeti saltanatında gayet ihtimamı gösterir, gözetir. O derece ki en küçük bir hadiseyi, en ufak bir hizmeti yazar, yazdırır. Mülkünde cereyan eden her şeyin suretini müteaddit şeylerde hıfzeder. Şu hafiziyet işaret eder ki, ehemmiyetli bir muhasebe-i amal defteri açılacak ve bilhassa mahiyetçe en büyük, en mükerrem, en müşerref bir mahluk olan insanın büyük olan amelleri, mühim olan fiilleri, mühim bir hesap ve mizana girecek, sahife-i amelleri neşredilecek. Acaba hiç kabil midir ki insan, hilafet ve emanetle mükerrem olsun, rububiyetin külliyat-ı şuunla şahit olarak kesret dairelerinde vahdaniyet-i ilahinin dellallığını ilan etmekle, ekser mevcudatın tesbihat ve ibadetlerine müdahale edip zabitlik ve müşahitlik derecesine çıksın da sonra kabre girip rahatla yatsın ve uyandırılmasın. Küçük büyük her amelinden sual edilmesin. Mahşere gidip mahkeme-i kübrayı görmesin. Hayır ve asla. Buraya kadar okuduk, konuştuk, anlamaya çalıştık. Şimdi konuşmadığımız kısma geliyoruz. Hem bütün gelecek zamanda olan mümkünata kadir olduğuna, bütün geçmiş zamanda mucizat-ı kudreti olan vukuatı şehadet eden ve kıyamet ve haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bin müşahede icat eden bir Kadir-i Zülcelal'den insan nasıl ademe gidip kaçabilir, toprağa girip saklanabilir? Madem bu dünyada ona layık muhasebe görülüp hüküm verilmiyor, elbette bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzmaya gidecektir. Görüldüğü gibi burada bizim baştan beri dikkat çektiğimiz, ayet-i kerime üzerinden dikkat çektiğimiz o onu yapan onu da yapar şeyine bir gönderme var. Bütün gelecek zamanda olan mümkünata, mümkünat yani imkan dairesinde olanlar. Burada ne diye verilmiş bakalım. Olması imkan dahilinde olan şeyler. Evet, bu manayı biz de söyledik. Mümkünata kadir olduğuna, bütün geçmiş zamanlardaki mucizat kudreti olan vukuatı şehadet eden.
ilginç bir şey. Bakın Cenab-ı Hak zamanı niye yarattı? Zaman insana ne kazandırıyor? Zaman üzerinde var olmak, bir süreçli varlık olmak, öncelik sonralık ilişkilerini bilmek, neden sonuç şeylerini tanımak, tabiri caizse varlığı kısım kısım şahitlik yaşamak, bilinç yaşamak, öğrenme yaşamak vesaire vesaire. Çoğaltın bunu. Bunun hikmeti ne ya? Yani bunu Allah niye böyle yaratmış? Niye insanı sürece maruz kılmış? Belli bir zaman içinde bu tecrübeyi yaşatıyor. Böyle yaşamak varlığa, insana ne kazandırıyor, ne öğretiyor, ne öğretmeli, ne almalıyız bundan? Bakın Üstad Hazretleri bir cümlede bunu bize ifade etti. Biz bu vesileyle daha imtihanın içindeyken görüyoruz ki, yaşarken yani bu bir imkan. Eğer tövbe etmeye niyetimiz varsa, Allah'a salih bir kul olmaya gözümüz açıksa, arzu ediyorsak, kalben ihtiyaç duyuyorsak, açlık duyuyorsak, bakın nasıl bir imkan. Hem bütün gelecek zamanda olan mümkünata kadir olduğuna, bütün geçmiş zamandaki mucizat-ı kudreti olan vukuatı şehadet eden. Ne öğrendik? Bunu yapan onu da yapar. Demek ki bu zamanın varlığının hikmeti bir tanesi tabii, hikmeti çoktur da. Bilemeyiz biz, sonsuzdur da Allah'ın onu yaratmaktaki hikmeti. Hakim ismi şerifi sırrınca. Ama burada çıkarabiliyoruz ki insanoğlunun zamanlı kalınması bu öncelik sonralık ilişkilerinden kıyas yapabilme imkanını sağlıyor. Bir ne diyelim, kapı açıyor insana. Oradan bunu bilebilirsin, buradan şunu görebilirsin. Üstad Hazretleri'nin 30. sözde Ene bahsinde emanet ayetini biz dağlara teklif ettik. Onlar yüklenemediler. Sonra insan aldı o yükü. İnsan çok zalim ve çok cahildir. Kısa bir mealini naklettim. O manada ifade edilen şey Üstad diyor bu enedir. Yani insana verilen benim diyebilme yeteneğidir bu. Şuradan şuraya kadar benim diyor izafi bir şekilde. Ama onun sayesinde diyor ki ben nasıl bu odamı temizliyorum, idare ediyorum. Bu kainatı da bir idare eden olması lazım. Bu izafi şeyi gerçek değil hakikatte, bu oda da Allah'ın. Ama böyle bir kıstas koyması tıpkı gerçekte olmayan paralel ve meridyenlerin dünya üzerinde bir yeri bulmamızı, bilmemizi sağlaması gibi. Paralel meridyenler var mı dünyanın üzerinde gerçekte? Çizgi çizgi mi dünya? Değil. Ama onları izafen düşünerek koordinat verebiliyorsunuz. Beşinci bilmem neyde, meridyende bilmem kaçıncı paralelde dediğiniz zaman bir nokta ifade ediyor o. Ya da bir alan ifade ediyor verdiğiniz koordinatlar. Az çok bilgi ediniyorsunuz o sayede. İzafiyet sayesinde bilgi edinilebiliyor böylece. Tıpkı bunun gibi de la teşbih ve la temsil, Cenab-ı Hak insana bir yetenek vermiş, izafi varlık algısı oluşturabiliyor. Bu benim diyebiliyor, ben diyebiliyor. Buraya kadar işte şu ben yapıyorum diyor. Bunun sayesinde Allah'a bilebiliyor. İzafi ama bu. Bildikten sonra tekrar hepsini Allah'a vermesi lazım. Maalesef ki maalesef insanoğlunun bir kısmında, büyük bir kısmında, ekserinde diyelim, bu benliği kötü kullanım var. Benim diyor, vazgeçmiyor. Ama benim dediğinin acaba bütün yaratma ihtiyaçlarını sen karşılayabiliyor musun? Yaratmayı da yapamıyorsun da o yarattıktan sonraki ihtiyaçlarında bile ne kadar senin idarende? Çocuğun, senin çocuğun değil mi? Benim çocuğum diyorsun. O çocuğun vücudunda neler oluyor her an, ne dengeler gözetiliyor doğumundan ölümüne kadar. Hangisine sen karışıyorsun? Senin getirdiğin eve işte ekmek getiriyorsun, yemek getiriyorsun, okula götürüyorsun, bırakıyorsun, okuldan alıyorsun. İşte kavga ederse falan gidiyorsun, konuşuyorsun velisiyle, şunuyla böyle çocuklar arasında ayırıyorsun falan filan. Hani bunlara küçük küçük katkıların var. Ama o çocuğun yaratılıp varlığının devam etmesi nereye? Tam teşekküllü, her bir ayrıntısıyla ona gereken ilim, irade, kudret nereye? Senin bu sarf ettiğin çaba nereye? Yani binde bir demeyeyim, kumsalda kum tanesi değil yani. Nasıl senin olabilir? Oradaki senin izafi olduğunu bundan anlaman lazım. Sen neresindesin ki onun ya? Sahipliğinin neresindesin sen onun? Çocuğu istediğin gibi şekillendirebiliyor musun? Bizim çocuk 2 metre 10 santim olsun, kaşı gözü şöyle olsun, Cüneyt Arkın'a benzesin, Tarık Akan'a benzesin. İşte vurdu mu dağıtsın,
futbol oynadım mı işte Ronaldinho gibi olsun. Messi gibi olsun, bilmem şöyle olsun, böyle para kazansın, şöyle işte evlensin, bu kadar çocuğu olsun. Hangisini seçebiliyorsun? Hangisini seçebiliyorsun? Hepsi sana hazır geliyor. Hazır olarak önünde buluyorsun. Orada küçük küçük yerlerde sana bırakılmış. İşte bu izafi bilgiyi oluşturman için. Ama sen sapıtıyorsun oralarda. Benim çocuğum, benim evladım, benim mülküm, benim vatanım. Biraz teenni lazım yani bunlarda. Hakikaten benim dediklerimizin bütün yükünü alabiliyor muyuz? Soru cevabını burada bulacak arkadaşlar. Hakiki malikiyet ancak bütün yükü taşımakla olur. Onun da bir arkası, hakiki malikiyet ancak yaratmaktır. Yaratmayan hakiki malik olamaz. Yaratmayan ancak emanetçidir. Ha, daireyi ne diyelim? Sebepler dairesinde, daireyi muamelatta hukukumuzun oluşması için benim oluyor, senin oluyor. İşte o araba benim, bu ev senin, şu para benim falan. Bu şekilde hukukumuz tanzim ediliyor. O ayrı. Ama bu daire-i muamelatta, daire-i itikada gittiğimizde hiçbir şey bizim değil. Çünkü yoktan yaratma gücüne sahip değiliz onları. Yoktan yaratma gücüne sahip olmadığımız için de sahipliğimiz hikaye oluyor yani. Bunun altını çizelim. Buradan tekrar şeye dönelim. Zamanın bize kattıklarına, işte o kıyas yeteneği, Ene bahsiyle beraber hatırımıza gelmesi gereken o kıyas yeteneği bu sayede oluşuyor. Öncelik sonralık. Öncelikle sonralığı birleştiren, güzel okuyan insan imtihanını kazanabilir. Allah lütfetmiş. Hem de ne kadar çok lütfetmiş. Her sonra bir önceye göre lütuf bize. Her sonra bir önceye göre lütuf bize. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz neden iki günü birbirine eşit olan zarardadır buyurmuş? İleri gitmen lazım. Bir yeni ikram daha var sana. Biraz daha şuura ermen lazım. Biraz daha farkındalığın açılması lazım. Günah mı işledin? Tevbe etmen lazım. O sonrasında tevbeyi ıskaladın mı? Bir sonrasında tevbe etmen lazım. Söz gelimi bir namazın var kazaya kalmış. Bak önünde bu kaza kılma ihtiyacını duymandan itibaren, bu hidayetin gönlüne verilmesinden itibaren geniş bir zaman var. O kıyas içinde her an o namazı kılıp borcunu eda edebilirsin. Allah'tan affını dileyebilirsin. Bak nasıl nimet oldu. Öncelik, sonralık hep bize bir... Bak hep böyle arkadaşlar. Öncelik, sonralık ilişkisi varlıktaki hep bu. Dedem öldü. Babam öldü. Bak hep tokat. Sonra yeğenim oldu bak. Gelen gidiyor, gelen gidiyor, gelen gidiyor. Yenisi geliyor, yenisi geliyor, yenisi geliyor. Bunlar hep böyle bize tak tak tık 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 önce sonra önce sonra önce sonra diye vuruyor. Cenab-ı Hakk'ın asıl malik olduğuna bizi uyandırıyor. Ve kudretinin gücüne, genişliğine, isimlerinin hakimiyet sahasına bizi uyandırıyor. Geçmiş zamandaki mucizat kudreti olan vukuat-ı şehadet eden ve kıyamet ve haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bilmüşahede icat eden bir Kadir-i Zülcelal'den, değil mi? Kış ve bahar her gün önümüzde. Alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Gösteriyor ki bu benim için haşa sümme haşa. Yani böyle ifadeleri arkadaşlar fehmimize yaklaştırmak için söylüyorum. Bu manayı size daha güzel anlatan ayetleri var ama benim aklıma onlar gelmiyor. Bunları kullanıyorum kendimce. Yani diyor ki Cenab-ı Hak, bütün nefislerin yaratılması bir tek nefsin yaratılması gibidir buyuruluyor galiba. Böyle bir ifade Kur'an'da vardı. Bir tek nefsin diriltilmesi, bütün nefislerin diriltilmesi birbirine kıyaslanıyor. Bu bahar yaz, bahar yaz, bahar yaz. Cenab-ı Hak diyor ki bu benim için zorluk değil ki. Bak bak her sene yapıyorum ben bunu. Bahar yaz, bahar yaz, bahar yaz. Hani yine la teşbih ve la temsil. Bir adam size gücünü göstermek için ne yapar? Sizin kaldıramadığınız ağırlığı alır. Kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir yapar böyle. Hani bu benim için bir şey değil der. O işin kendine basitliğini anlatmak için çok tekrar eder o işi. Yani tekrarla o işin kendisi için kolay olduğunu gösterir. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da tekrar tekrar baharda bize haşrı göstererek, bahar haşrını göstererek diyor ki haşir benim için bir şey değil. Bir zorluk değil. Benim kudretime bir bakar mısın sen diyor bize. Şu önceliğe sonralığa bir bakar mısın? Önce neydi, sonra ne oldu? Önce neydi, sonra ne oldu? Önce neydi, sonra ne oldu? Tak 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 tak.
Onları görürsen zaten diyor bunda zorlanmayacaksın. Benim kudretimi anladıktan sonra bunlar zorluk değil ki. Bunları bir yere koymakta güçlük çekmezsin ki. Diye bizi uyandırıyor. Haşre pek benzeyen kış ile baharı her vakit bin müşahede icat eden bir Kadir-i Zülcelal'den her şeye gücü yeten Celal sahibi Allah. İnsan nasıl Adem'e gidip kaçabilir? Adem yokluk demek. Adem, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ismi insan manasında da kullanılıyor ama onun ağasında şapka var arkadaşlar. Adem. Adem ise şapkasız, ağası hızlı geçiliyor. Adem, o Adem yokluk demek. Risale-i Nur'da çok geçtiği için bu kelime de aklınızda kalsın. İnsan nasıl Adem'e gidip kaçabilir? Kadir-i Zülcelal'den insan nasıl Adem'e gidip kaçabilir? Toprağa girip saklanabilir. Toprağa giren saklanabiliyor mu? Tohum saklanabildi mi toprağın altına girdi? Fosil saklanabildi mi toprağın altına girdi? Yok, hepsi çıktılar sonra dışarıya. Lavlar bilmem şunlar bunlar toprağın altındalar. Saklanabiliyorlar mı? Yok. Bakıyorsun Cenab-ı Hak sura üflediği zaman, belki onların da kendine göre surları var. Üflettiği zaman diyelim, haşa Cenab-ı Hak üflemez. Yani şey mani, mecaz manasıyla bize ruhundan üflemiştir diyor ayet ama insani şey aklımıza gelmesin. Mahlukata benzemekten münezzehtir Allah. Cenab-ı Hak Hay isminden üflüyor, bahar oluyor. Bilemediğimiz hangi isminden, belki Kahhar isminden üflüyor, yanardağ patlıyor. Öyle düşünün yani. Bak orada da çıkıyor. Saklanabildi mi yerin altında olmakla? Yok, saklanamadı. Madem bu dünyada ona layık muhasebe görülüp hüküm verilmiyor, bu dünyada bir yarımlık var, elbette bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzmaya gidecektir. Bu dünyanın yarımlığı mühim bir şey. Bunu diğer derslerde çok konuştuğumuz için burada çok açmayayım, vaktimizi de daraltmayayım çünkü her şeyi konuşalım istiyorum. Ama bizim haşir imanımızın büyük bir kısmı bu dünyadaki yarımlıklara bina edilmiş durumda. Bak, kainatta Cenab-ı Hak çok adil. Fizik, kimya, biyoloji bize bunu anlatıyor. Oradaki ölçüler, orada korunan dengeler, mizanlar, şunlar bunlar. Ama insan dairesinde geldiğimiz zaman insan adaletsizlikler yapıyor ama bu dünyada layık cezayı görmüyor veya layık mükafatı almıyor. O zaman diyoruz ki ya bak bu böyle oluyorsa bu bir yarımlıktır. Bunun tamamlandığı bir şeyler vardır. Diyelim ki film izliyorsunuz. Film olmadık bir yerde kesildiği zaman diyorsunuz ki ya bunun devamını çekecekler galiba. Bak. Diyorsunuz ki ya bu devamı olmalı, hani bu yarım kaldı hikayesi. Hakikaten de filmin devamı çıkıyor. İkinci bir tanesi çıkıyor. Veya üçüncü bir tanesi daha çıkıyor. Veya o bir dizi oluyor mesela. Bunun gibi de bak, kainatta, varlıkta tamamlanmamış yarımlıklar var. Hani şöyle olmalıydı ama böyle olmadı. Sonsuza dek mutlu yaşadılar olmalıydı masalın sonu ama ikisi de çok acılı bir şekilde öldü. Böyle olmamalıydı. İşte Hitler o kadar insanı katletti falan filan ama hiç cezasını görmeden kendine sıktı gitti. Böyle olmamalıydı. Veya işte başka bir zalim, işte Stalin. Dünyanın anasını ağlattı ama bir beyin kanaması kıt diye gitti. Böyle olmamalıydı, bu adamın daha çekmesi lazımdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar büyük hizmetler etti, o kadar Cenab-ı Hakk'a güzel aynalık etti, güzel tebliğde bulundu. Hasır üzerinde uyurdu, mübarek derisinde o hasırın izleri çıkardı sertliğinden. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi buna ağlamaz mısınız yani? Hani eksik var gibi gelir çünkü varlıkta. Ama Efendimizin hatırlattığıyla o varlık tamam olur. Ne diyor Hazreti Ömer'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ey Ömer, istemez misin ki diyor dünya onların, ahiret bizim olsun. Hazreti Ömer çünkü şöyle buyuruyor radıyallahu anh. Ya Resulallah diyor, o Kisralar, işte Bizans hükümdarları, kralları yumuşak döşeklerde yatsınlar da diyor sen burada alemin efendisi hasırda uyu diyor, bu diyor sana reva mı? Üzülüyor tabi. Bak o yarımlığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahiretle tamamlıyor. Bütün yarımlıklarımız bu dünyada, bu böyle olmamalıydı, şöyle şöyle konmamalıydı, edilmemeliydi. Hepsi ahiretle kapanır arkadaşlar. İşte Kastamonu'da sel oldu değil mi? İnsanlar vefat ettiler.
yangın oldu, yine insanlar vefat etti, işte ormanlar yandı, evler zarar gördü vesaire. Şimdi diyoruz ki ya böyle olmamalıydı. Yani bir yarımlık geliyor. Ne diyoruz Müslümanlar olarak? Cenab-ı Hak hakimdir, bunu yaptıysa mutlaka bunun bir şeyi vardır, hikmeti vardır. Bir, iki, Allah Rahman'dır, mutlaka bunun bir karşılığı da vardır. Ve diyoruz ki evet, öyle giden mallar sadaka hükmündedir. Cenab-ı Hak inşallah onu sadaka olarak kabul eder, ahirette karşılığını verir. Bu dünyada da o felaket görünen şeylerle yarattığı çok hayırlar vardır ama biz bilemeyiz. Mesela Allah kimseye öyle bir acı vermesin elbette ama daha diyelim çocuğunuz küçükken vefat etti, cennet kuşu oluyor. Belki diyor üstad onun hatırına da Cenab-ı Hak sizi bağışlar, cennete alır. Çünkü diyor o çocuk cennette annesini babasını görmek isteyecek. Cenab-ı Hak onu cehenneme yollayacak değil, görsün diye. Sizi diyor cennete alır belki diyor onun hürmetine. Eğer imanınız varsa. Yani kim bilir ne hikmetler ne sırlar o şeylerin içinde gizli. Evet, böylece normal metnin sonuna gelmiş olduk. Normal metnin yani 7. nüklenin son cümlesi şu. Madem bu dünyada ona layık muhasebe görülüp hüküm verilmiyor, elbette bir mahkeme-i kübra, bir saadet-i uzmaya gidecektir diyor. Haşiye içinde 15 dakikamız var, inşallah haşiyeyi de konuşabiliriz diye umuyorum arkadaşlar. Haşiyesi şöyle bir şey. Evet, zaman hazırdan, hazır zamandan yani bismillah. Şimdi hazır zamandan deyince sanki bir kenarda hazır bir zaman varmış gibi geliyor. Hayır, şimdiki zaman demek bu. Evet, zaman-ı hazırdan ta iptidai hılkati aleme kadar. Şimdiki zamandan iptidai hılkati aleme, alemin yaratılışının başlangıcına kadar olan zaman-ı mazi, geçmiş zaman, umumen vukuattır. Yani vukuat, vuku bulmuş, meydana gelmiş, olmuş, geçmiş. Budur diyor geçmiş zaman. Evet. Vücuda gelmiş her bir günü, her bir senesi, her bir asrı birer satırdır. Birer sahifedir, birer kitaptır ki kalemi kader ile tersim edilmiştir. Dest-i kudret, mucizat-ı ayatını onlarda kemali hikmet ve intizamla yazmıştır. Yani kader ona bir plan çizdi, bir resim oluşturdu. Onun üzerine de kudret onu yazdı. Geçmiş zamanın vukuatları. Şu zamandan ta kıyamete, ta cennete, ta ebede kadar olan zaman istikbal, gelecek zaman, umumen imkanattır. Olacaklar, olabilecekler. Yani mazi vukuattır. Yani geçmiş zaman olmuşlardır. İstikbal olabileceklerdir. İşte o iki zamanın iki silsilesi birbirine karşı mukabele edilse, nasıl ki dünkü günü halk eden ve o güne mahsus mevcudatı icat eden zat, yarınki günü mevcudatıyla halk etmeye muktedir olduğu hiçbir vecihle şüphe getirmez. Yani geçmişi yaratan, geleceği de yaratır. Çünkü zaten geçmişle gelecek aslında bir bütünlüktür, bir tekrardır. Bir, nasıl diyelim, ya bir ekmek düşünün. Bu ekmeğin yarısını pişiren, öteki tarafını pişirenden başkası olabilir mi? Ya olamaz hani, bu bütünlük çünkü. Gibi gibi, yani biraz daha açılacak şimdi. Nasıl ki dünkü günü halk eden ve o güne mahsus mevcudatı icat eden zat, yarınki günü mevcudatıyla, varlıklarıyla halk etmeye, yaratmaya muktedir olduğu hiçbir vecihle şüphe getirmez. Öyle de şüphe yoktur ki, şu meydanı garaib olan, gariplikler meydanı olan zaman-ı mazinin mevcudatı ve harikaları bir Kadir-i Zülcelal'in mucizatıdır. Kat'i şehadet ederler ki o Kadir, bütün istikbalin, bütün mümkünatın icadına, bütün acayibin isharına muktedirdir. Geçmişte zaten kudretini göstermiş. Baştan beri konuştuğumuz o şey var ya, zaten kış bahar yaratıyor. Ya bir bahar daha getiremez. Böyle bir şey denir mi yani? Yani Allah'ın kudretinden uzak görülür mü? Ya daha bir bahar daha yaratamaz ya. Şimdiye kadar 10 milyon bahar yarattı. 10 milyon biri yaratamaz. Nasıl yaratamaz? Nasıl söylersin bunu? 10 milyon tane yaratmış. Bir tane daha nedir ki yani?
Evet, nasıl ki bir elmayı halk edecek, nasıl ki bir elmayı halk edecek, elbette dünyada bütün elmaları halk etmeye ve koca baharı icat etmeye muktedir olmak gerektir. Değil mi? Varlık tek başına mı var oluyor? Şeyler müstakil olarak mı var oluyor? Hayır. Şartlarına, konumlarına, kendilerinin nedenlerine ve sonuçlarına bağlı olarak var oluyor her şey. Elma, elmayı var etmek, bir elmayı yaratmak. Bir elmayı yaratmak için bütün kainatı yaratmak gerekir. Çünkü bütün kainat gerekiyor elmanın doğru yerde olması için. Dünya lazım, güneş lazım, güneş sistemi lazım, Samanyolu galaksisi lazım. Hepsi doğru yerlerde olduğu için elma sonuç olarak meydana geliyor. Elma bir sonuç. Diğer tarafıyla da elma kendisinden sonra neden olduğu şeylerin başlangıcı. Evet, nasıl ki bir elmayı halk edecek, elbette dünyada bütün elmaları halk etmeye ve koca baharı icat etmeye muktedir olmak gerektir. Baharsız elma olmuyor. Baharı icat etmeyen bir elmayı icat edemez. Zira o elma o tezgahta dokunuyor. Bak işte şeyler, hiçbirisi müstakil değil arkadaşlar. Hiçbirimiz müstakil değiliz var olurken. Bütün sistemle beraber var oluyoruz. Hani bunu ben bir yazıda örnek olarak anmıştım yine bu meseleyi. Hatta belki bundan da alıntı yapmıştım yani. Picasso muydu, başka bir ressam mıydı? Otururken lokantada yemek yerken işte bir kız gelmiş, ya işte ben sizin hayranınızım, çok büyük bir ressamsınız, benim bir resmimi çizer misiniz? Hemen almış önüne bir kağıt ya da peçeteyi almış. 2 dakikada kızın böyle kara kalem bir suretini çizmiş, uzatmış. Demiş işte şu kadar lira. Büyükte bir rakam söylemiş. Tabii kız bozulmuş. Ya demiş işte Picasso Bey bilmem ne, işte kendi tabirlerimize söylüyoruz. Ya 5 dakika yani sürdü çizmeniz. Bunun için bu kadar para istemeniz biraz ayıp olmuyor mu falan. Demiş ki orada ressam, artık Picasso'nun başkası mı? 5 dakika değil demiş. 70 yıl artı 5 dakika. Ya da 60 yıl artı 5 dakika. Aklımda kalmadı tam yaşı. Yani benim bunu çizmem sadece 5 dakikam almadı ki. Ben yıllardır kendimi yetiştiriyorum, geliştiriyorum, öğreniyorum. Elim yatkınlaştı, şu oldu, bu oldu. İsmim oldu. O yüzden sen bunu istedin. Ve ben o sayede bunu çizebildim. Önceki süreç de var. Mesela bizim bir anahtarcı ustası arkadaş vardı. Normalde kapıyı çok hızlı açabiliyor bir anahtarcı. Çünkü onun için yapa yapa meleke kesbettiği bir iş. Ama uğraşıyor böyle, tamam mı? Ben beraberinde gitmiştim o arkadaşla. Ya dedim Mustafa, sen dedim 2 dakikada kapı açarsın. Niye uğraşıyorsun dedim böyle gittiğimizde evlerin kapılarında. Çok uğraştırıyormuş gibi yapıyorsun. Abi diyor, öyle yapmasan para vermek istemiyorlar diyor. Halbuki o adamda şey var. Hani yılların yeteneği var. Adam o yılların yeteneğini saymıyor. Orada ne kadar vakit ayırdın? Onu sayıyor. Onu şey kabul ediyor. Gibi gibi, bak bu materyalizmin, naturalizmin, bütün o şirk kokulu izinlerin hatası da burada. Elma diyor, elma diyor, ağaçtan var oluyor. Sadece o mu ya? Ya şu elmaya bir bak bakalım. Bir tane elmanın var olması için neler gerekiyordu öncesinde? Senin şu an elinde hat diye ısırdığın elmanın var olması için bir düşün yani, varlığın başından bu zamana kadar neler gerekiyor? Bir otur çalış bunu, kağıt kalem al önüne, neler olması lazım? Göreceksin ki bütün alemin olması lazım. Sadece o şey değil. Hani o ressamın dediği gibi 70 yıl artı 5 dakika diyor ya, her şey de her şey artı o şey. Ahmet, Ahmet kainat artı Ahmet. Elma, kainat artı elma. Evet. Zira o elma o tezgahta dokunuyor. Bir elmayı icat eden bir baharı icat edebilir. Bir elma bir ağacın, belki bir bahçenin, belki bir kainatın misali musaggarıdır. Küçük bir numunesidir. Bir elma bütün kainatın misali musaggarıdır. Çünkü onun nizamlarından sağ almıştır. Onun ölçülerini onda görebilirsin yani. Bir elmayı inceleyerek nasıl bir alemde yaratılmış bu elma anlayabilirsin eğer o işin ehliysen. Hangi şartlarda var olabilir bir elma? Bu elmanın var olduğu yerde bir işte karbon bazlı yaşama uygun şartlar varmış. İşte güneş varmış, güneş var içinde.
işte efendime söyleyeyim toprak olması lazım, oradan da mineraller alması lazım, hava olması lazım, şu olması lazım, bu olması lazım. Oturup çalışsan elmayı bütün evrenin bilgisini o elmadan çıkarabilirsin. Misali müsagarıdır, küçük bir numunesidir. Belki bir bahçenin, belki kainatın misali müsagarıdır. Hem sanat itibariyle koca ağacın bütün tarihi hayatını taşıyan elmanın çekirdeği itibarıyla öyle harika bir sanattır ki, öyle harikayı sanattır ki onu öylece icat eden hiçbir şeyden aciz olmaz. Elmayı diyor tam kavrasan diyeceksin ki ya bunu yaratan Allah hiçbir şeyden aciz değildir. Yani bu elmayı yaratabilecek kudret hiçbir şeyden aciz olamaz. Öyle bir iş bu yani bu elma. Bu elmayı var etmek, bu şekilde yaratmak, o tohumu içine koymak, etrafını o etle sarmak, o muhteşem bir iş. O işin erbabı onu öyle der yani. Bakmayın bugünkü biyologlar Allah demeyi sevmiyorlar ama sevenler geldiği zaman inşallah emanetin asıl sahipleri o ilim nasıl Allah'ı gösteriyor daha şiddetli gösterecekler, bize öğretecekler. Öyle bir harika esnattır ki onu öylece icat eden hiçbir şeyden aciz kalmaz. Öyle de bugünü halk eden kıyamet gününü halk edebilir ve baharı icat edecek, haşrin icadına muktedir bir zat olabilir. Zamanı mazinin bütün alemleri zamanın şeridine kemali hikmet ve intizamla takıp gösteren, elbette istikbal şeridine dahi başka kainatı takıp gösterebilir ve gösterecektir. Sinema filmlerini şeride takarlar ya, film göstermek sinemacı için nedir? Filmi çıkarır, filmi takar, makineyi çalıştırır, o kadar. Yani tabiri caizse diyor, Allah diyor, bize bu kainatta türlü türlü filmleri göstermiş şimdiki zamana kadar, bütün geçmiş zamanlar boyunca. Ya onun için o iş ne ki? Onu takar, onu takar, onu çıkarır, onu takar, yaratır yani. Onun için o kadar o iş. Tabiri caizse la teşbih ve la temsil. İstikbal şeridine başka bir kainatı takıp gösterebilir ve gösterecektir. Kaç sözlerde bilhassa 22. sözde gayet kat'i ispat etmişiz ki bakın arkadaşlar bu cümle kafanızda böyle çakılı kalsın. Tak 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 çivilerle tutturun bu cümleyi. Çünkü bu cümle mümini Allah'a iman konusunda her yerde düzlüğe çıkarır. Ben öyle görüyorum bu cümleyi. Anlarsak ama sırrını, bu işe nasıl çıktığını, bu formülü nasıl yakaladığını anlarsak. Her şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz. Her şeyi yaratmadan hiçbir şeyi yaratamaz. Çünkü her bir şey her şeyle bağlı. Her şeyi yapamayan hiçbir şeyi yapamaz. Ve bir tek şeyi halk eden her şeyi yapabilir. Çünkü onda saklı zaten, içinde gizli zaten. Hem eşyanın icadı bir tek zata verilse, bütün eşya bir tek şey gibi kolay olur ve suhulet peyda eder. Eğer müteaddid esbaba verilse ve kesrete isnat edilse, bir tek şeyin icadı, bütün eşyanın icadı kadar müşkilatlı olur ve imtina derecesinde suubet peyda eder. Yani imkansızlık derecesinde zor olur. Olamayacak şekilde zorlaşır diyor. Müteaddit ellere verilse. Ne demek bu? Şimdi şöyle bir yerden geleyim. Bakalım vaktim var mı? Çok da vaktimiz yok ama biraz hızlıca toparlamaya çalışayım. İki ayrı şeyin varlığından bahsedersek yaratıcılıkta haşa sümme haşa Allah var bir de başka bir ilah var onun adı da başka bir şey. Şimdi ona başka buna başka dediğiniz anda bir bunların farklı olduğunu kastediyorsunuz. İki tane aynı şey değil bunlar. Yani iki tane aynı şey olsa biri fazlalık olur. Aynı şeylerse. Bunlar ayrı ayrı şeylerse bu sefer de o farklılıkların yaratışlarda gözükmesi lazım değil mi? Her yaratışta gözükmesi lazım. Şimdi Allah dediğiniz şey sonsuz. O da sonsuz, bu da sonsuz. Şimdi bunların tasarrufunu sınırlayacak bir yer var mı? Bir şey var mı? Yok. Kendileri var, bir de sınırsızlıkları var. O zaman her bir şeyde ikisinin de yaratışının olması gerekecek. Her bir şeyde, çünkü ikisi de sonsuz. Bir atom zerresi mi yaratılıyor? İkisinin birden yaratışı olması lazım. Ama bu ikisi birbirinden farklı.
ikisi farklı düzenler kurmak isteyeceklerdi. O yüzden ayet-i kerime buyuruyor ya, yerde ve gökte Allah'tan başka ilah olsaydı ikisi de helak olup giderlerdi. Niye öyle diyor? Çünkü ikisi de kendi düzenini kurmak isteyecekti. Yani birbirlerinin düzenlerini dağıtmaya çalışacaklardı. Çünkü ikisi de sonsuz. Allah'lık sonsuzluğu gerektirir. Sonsuz olmadıktan sonra varlığın yaratılışını açıklayamaz ki onun varlığı. Sonsuz olan neyse odur yaratıcı. Sonsuz iki tane sonsuzluk zaten beraber bulunması mümkün değil. Çünkü iki şey dediğin anda birisine sınır koymuş oluyorsun. Birlikte, biriciklikte sınır koyup ikinciyi icat ediyorsun. Bir de ikisi iki sonsuzluğu beraber kabul ettiğin zaman bu sonsuzlukların keçisim kümesinde kimin hükmü geçecek? İşte o yüzden varlığın bir Allah tarafından yaratılmış olması, aklın, mantığın, varlıktaki düzenin de ifade ettiği bir şey, delil olduğu bir şey. Eğer tek bir Allah yaratmasaydı kainat bu kadar düzenli olamazdı. Var bile olamazdı. Varlık, düzenlilik zaten beraber olan şeyler. Hikmet, rahmet, kudret, adalet hepsi var içinde ama daha ilk başta o düzenlilik bir tek elden çıkmayı gösteriyor. Bir fabrika güzel işliyorsa başındaki amir sağlam bir kişidir. Altında başkaları olur şirkette ama yine de düzeni kuran bir kişidir. O bir kişi olmazsa her kafa ayrı oynar. Her kafa ayrı oynayınca ne olur? Düzen bozulur. Yani bak, biz normal beşeri işlerde, beşeri sınırlarımıza rağmen diyoruz ki işin sahibi kim olduğu belli olursa, düzen koyan kim olduğu belli olursa o iş temiz çıkar. Belli olmazsa o iş karışır diyoruz. La teşbih ve la temsil, kainatta da o iş öyle olur. Cenab-ı Hak eğer tek olmasaydı bu düzen böyle var olmazdı diye bu bahiste bize bunu ifade ediyor. Belki daha açılabilirdi ancak vaktimizi geçirdiğim için uzatmak istemedim arkadaşlar. Elhamdülillah bu sefer vedalaştık 7. hakikatle. İnşallah bir dahaki dersimizde 8. hakikatten itibaren tefekkürlerimize devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak ülkemizdeki felaketlerde zarar görmüş insanların da yardımcısı olsun. Sabrı cemiller versin. İnşallah o kaybettiklerinin karşılığını kat kat fazlasıyla hem bu dünyada hem ahirette onların karşısına çıkarsın. Onların latif gönüllerini de böylece sevindirsin. Bizi rahmetiyle terbiye etsin arkadaşlar. Hep Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden terbiyemizi isteyelim. Bizi celaliyle, kahariyetiyle terbiye etmesin. Günahımız çoktur. Hak ettiğimiz doğrudur. Ama biz onun gene sultanlığına sığınıyoruz. Kendi köylülüğümüzden onun sultanlığına sığınıyoruz. Cenab-ı Hak bize sultanlığının keremiyle, rahmetiyle muamele etsin. Bizim köylülüğümüzün hak ettiği sopayla muamele etmesin. Zor arkadaşlar, yani bakın o kadar teknoloji şu bu var ama bir sel geldi, bir kasabayı yok etti yani. Bir yangın çıktı, kaç yer mahvoldu. Allah'ın celali öyle teknolojiyle beşerin gelişmişliği şu bu dinlemez yani. Amerika bakıyorsunuz, bak nasıl aciz düşüyor bir kasırgada falan. Hep rahmetini isteyelim. Ya Rabbi, vereceğin her hayra muhtacız diyelim. Terbiyemizi de onun kereminden bekleyelim. Güzelliğinden, hidayetinden bekleyelim. Celalinden, kahariyetinden onun rahmetine sığınalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.